Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte son yaptığım videoların dışında biraz öğrenmeye yönelik bir içerik üreteceğiz. O da şu. Şimdi benim ilk başladığım videolarda da bunlara alışık olacaksınızdır ya da görmüşsünüzdür muhakkak. İşte view'lar, view modulları yaptığımız bir Flutter, HVA Flutter diye bir repomuz vardı. Burada işte şu kadar, şurada kalan bütün routing'deki view'ları, widget'ları incelemiştik. Şimdi bugün ne yapacağız? Bugün güzel bir iki tane konum var. Stepper var. Bir tane de custom dynamic bir modeli nasıl bir preference'ta saklayabiliriz. Bunu işleyeceğim ve bu ikisi bütün projelerde yine kullanacağınız, özellikle custom wrapper yani custom bir JSON parse'ı sevlemesi ve yapması çok önemli olacak. Bu ikisini ondan dolayı bu videoda inceleyeyim dedim. Şimdi stepper'ı işleyelim. Devamından da gelelim olayımıza bakalım. Şimdi bu proje bu arada yanlış hatırlamıyorsam son commit'imin bayağı önce olduğu bir proje. Yani 9 ay diyor. En yakını 5 ay. 5 ay önceki proje. 6 ay. 6 ayda Flutter'a kaç tane versiyon geldi ben bilmiyorum. Bu projeyi açtığımda aldığım tek hata AndroidX migration hatasıydı. Onu da yaptım ve projeyi 6 ay önceki haliyle şu an Flutter'ımı güncel haliyle birebir kullanıyorum. Ekranımda denedim, gördüm. Bu birinci case'di. Şimdi gelelim ikincisine. Biz bu projeyi nasıl yapmıştık? O zaman hatırladım. Sayfalarımı burada routing olarak tanımlayıp bu sırada sayfa oluşturuyordum. Gelip buraya şey dedim. Ne yapıyorum? Stepper. Şimdi stepper ne? Ondan bahsedeceğim. Sonrasında da geleceğim. Şöyle bir şuraya bir tane şey oluşturuyorum. Şimdi normalde benim artık yeni projelerimde de yaptığım ne var? Şu var. Bir tane view oluştururken şurada generate MVVM diyorum. Bakın şurada Flutter MVVM generator kullanıyorum. Güzel oluyor bu. Burada da stepper, aynen stepper diyorum. Stepper dedim. Burada da Flutter'ın konumunu veriyorum. Nereye attık onu? HVA Flutter Projects'in altına mı gitmiş acaba? Evet, burada. Buradaki lib'in içerisine gidiyorum kardeşim. Sen buraya bunu yükle. Şimdi o gelecek şurada bak. Gördün mü? Stepper diye açtım. Şuraya da stepper diyerek de bu sayfamı vermiş oldum. Nice. Şu an herhangi bir steps vermeyeceğim. Şunu geç. Stepper deyince zaten şeyi aldı. Bir dakika, stepper deyince direkt default widget aldı. Şu olmadı. Şunu bir sileyim. Çünkü içeride bir tane stepper custom da var. Tekrar MVVM generator diyorum. Custom stepper. Şöyle oluşturayım onu. Custom. Şöyle oluşturacağım. Gerçi burada camel kes. Şöyle yapabilirim. Tamam mı? Nice. Custom stepper dedim. Geldi. Güzel. Snake case verdi. Tamam, olur. Şuraya da custom stepper dedim. Stepper dedim. Ve initialize'ında da şunu verdiğimde şu anlık ben bu projemi dediğim gibi 0.'da kullanıyorum. Şimdi peki yeni hayatımızda şu an projemi tekrardan ayağa kaldırdığımda, gerçi şurada düşmüş proje, tekrardan run ettiğimde proje gelsin. Şimdi benim son kullandığım, yine o zamanlarda hiç kullanmadığım şeyler vardı. Mesela neydi? Artık her projemde sık kullandığım şeylerden bir tanesi de fix import. Fix import sayesinde aslında şunları sağlamış oluyorum. Böyle package'lardan sürekli çekmesi muhtemelen sağlıklı değil. Yani çünkü sürekli bir package altından arıyor vesaire. Direkt konumu vererek daha direkt o dosyaya nüfuz edebiliyorum. Bu bakımdan önemli. Şimdi biz bu şeye gelelim. MVVM yaptığımız örneğe. Bu ne MVVM dersiniz? Aslında bu MVVM değil. Bu birazcık yani parçalanmış aslında. Böyle bir separate edilmiş bir örneği. Burada aslında adam view'ları ve view modullar diye ayrıştırmış ama aslında bunlar hep, hani bakın şöyle göstereyim. Şurada bir tane custom stepper var. Bu stateful widget'ın üstü. Burada bir tane altı view'u çizdiği. Bir de bu sınıfa abstract olarak tanımladığım aslında o status'ın altındaki olan kısım. Burada da MVVM modelleri yaptığımız yer. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Yani bu her projenizde 0.'da çok hızlı yapabileceğiniz bir paket. Bunu da şuradan MVVM yazarak package şeyden şuradan indirebilirsiniz. Şu ikisinden biridir. Muhtemelen şudur yanlış bilmiyorsam. Şimdi şuraya geliyorum. Şimdi boş sayfa bekliyorum benim ekranıma. Boş sayfa gelecek. Geldi hatta. Şurada just stepper yazıyor. Just placeholder yazacaksan tekstinde falan. Bakayım geldi mi? Şu an ekranımı çizdi. Muhtemelen orta. Tam geldi. Nice. Şimdi boş olduğu için şu an bu hatayı bu arada alıyorsanız bunun sebebi herhangi bir tema ile işaretlenmediği için bu material. Yani bu hatanın çözümünün en basit. Herkes belki scaffoldlar ama bu scaffold'dan ziyade bir teması yok şu an bu sayfadaki widget'ın. Onu en iyi çözebilecek, yani böyle bir hata alıyorsanız bunun ilk çözümü material'la. Bunun bir material'la işaretleyeceğim demektir. Aslında Ama Scaffold dediğinizde zaten Scaffold sizin için bunu otomatik olarak yapmakta. Bunu kullanacağız. Şimdi bizim yapacağımız olay ne biliyor musunuz? Bir stepper denilen içeride yapı var. Peki stepper ne? Stepper şu. Hani bu bence çok güzel. Uygulamalarda var ya, form uygulamalarında işte birinci adım dolduruyorsun bla bla bla. İkinci adım dolduruyorsun bla bla bla. Üçüncü adım dolduruyorsun bla bla bla. Onları otomatik olarak aslında bize veren çok güzel bir kütüphane. Şimdi bu amca default'una benden bir steps diye bir list step objesi bekliyor. Bunu da geliyorum bak şurada tanımlıyorum. Şurada view modulumda şuraya bir tane diyorum ki kardeşim senin bir list step'in olacak. Şöyle steps diye, tamam mı? Sonra bu list steps'in içerisine de geliyorum. Şunu yapıyorum, diyorum ki ben şimdi bunun içerisine birkaç tane adım tanımlayacağım diyorum, tamam mı? Bunu tanımlarken de şöyle kullanıyorum. Şu şekilde yapabilirim. Burada doldurabilirim veya burada şurada oluşturabilirim yani. Şöyle eşittir diyorum. Şu şekilde yapabilirim. Derim ki içerisine bir step ekleyeceğim. Şimdi step dediğiniz şey de aslında çok basitçe şu. Title dediği sizden bir text bekler. String, widget'miş pardon. Burada bir text vereyim şuna. Title'ı. Hello. Yani datayı görelim önce ne olduğunu. Pardon Google'um. Daha seni kurmadım. Sorry. Bazen böyle geliyor. Şimdi content'e ne vereceğiz? Google'cum pardon. Content'e geliyorum. Content'e de bir tane benden bu title'ı subtitle olarak çalışacak ya. Buna da mesela content'te benim gördüğüm örneklerde baktığımda adam buraya text field atıyor. Adam text field atınca olay çok net belli oluyor. Şimdi steps'i ne yapıyorum? Şuradan da artık custom stepper'dan da şurada benim işim yok. Şuraya gelip steps'i veriyorum. Bak o steps'i görecek bak. Görüyorsunuz view moduldan oradan getirdi. Çok güzel bence bu temiz bir örnek. Şimdi burada verdim. Bak şimdi görüyor musun? Benim için şuradaki ekranı bu arkadaş hiçbir adım set etmeden default'unda bana yaptı getirdi. Ben şuradan telefonumdan astığımda da istediğim datayı bak continue, cancel bir sonraki adıma geç adımlarını yapabiliyorum. Buradaki önemli olan konu şu, bir tanesi önemli olan özellik şu. Burada current step denilen bir property var. Ona da şurada yine view model'ımda genelde ben şöyle ayırırım. Şuraya gelirim. Şöyle bir tane current şöyle yaparım. Integer current step derim. Şu anlık 0. Tamam mı? Current step şuraya veririm. Current step. Nice. Buraya bir de on change var. Şurada görüyor musunuz? On step işte on step cancel, on continue. On step tablet var işte sayfada değiştikçe hangi tab'e tıklandıysa o vesaire. Mesela buraya gelip şunu verdiğimde şuradan hatta şunu kullanabilirim. On step tab olduğunda şurada bir tane function tanımlarım. Tamam bak bunu burada tanımlamak en güzel. Yani vModel yaptığımız için şu an bunları parçalamam gerekiyor. On step change derim. Integer index alırım. Bunun da current step'e şöyle set state'in içerisinde current step eşittir index derim. Tamam mı? Bunu da gelirim buraya indeksimi, value'mu şöyle on step change'de hatta şöyle de kullanabilirsiniz bu arada. Bu short kullanımdır. Yani demin şöyle kullanacaktım. On step change şurada kaydetten sonra gelecek. Kaydetmedim. On step change gelecek. Gel. Ne yazdık? On step şuradan alayım. Şurası bir kafası yandı arkadaşın. On step change'e de value verdiğimde aslında bir sıkıntısı kalmayacak değil mi? Bu integer value oluyor. Şunu şöyle yapacağım. Tamam burada problem yok ama şunu şöyle kullanabilirsiniz. Hani böyle kullanımlardan bir tanesi. Direkt fonksiyonu şu şekilde de set etmiş olur aslında. Şimdi burada sayfa değiştiğinde state de değiştirecek. Ben step'imin içerisine gelin bir tane daha tanımlayayım şöyle. Şuraya. Şunu bir aşağı alabilirsem çok iyi olacak. Aşağı niye gelmedi? Kızdı. Step şu. Şurayı alacağım. Şuradan da eşitleyip aşağı atmış olacağım. Nice. Hello 2 diyelim. Tamam mı? Şimdi Hello 2'min de sayfaya gelmesini bekliyorum. Şurada Type'ımı tekrar güncellesem. Hello 2 gerçi init'de alıyorsa gelmeye olabilir. Tekrardan güncelleyeyim sayfamı. Şöyle bir gelsin yüklensin. Eğer şey diyorsa bu step'i demek ki initialize olduğu anda alıyor. Hello 2 burada şu an kapalı. Hello 2'ye bastım şuradan. Şuradan basıyorum bakıyorum. Pardon buradan basamayabilirim. Ekrandayım ya. Hello'ya bastım yukarıya çıktı. Hello 2'ye bastım. O step current step'i güncellediğim için current step'te o sayfayı açtı. Ve bu sayede aslında step'ler arasında atladım. Diyelim ki şurada gelip şuradaki continue'ları da hani anladınız zaten. Eğer ben şurada gelip on step cancel'da ne olacak, on step continue'da ne olacak dersem current step'i 1 arttır, artı 1 ileri, artı 1 geri falan filan yapabilirim. Burada scroll fizikler var. Burada şey verebilirsiniz. Şu sanırım şuradaki bir event'lar var. Bunları kapatıp şunları açabiliriz ya da şu scroll kaymalarını engelleyebiliriz ama bence oldukça şık bir widget. Şu halle bile birçok form ekranını çok hızlıca size yapmanızı sağlayacaktır. Yani şey olabilir, akıllara şey geliyor. İşte şurada nelerimiz var elimizde. Controller boyutlarında burada şey var. Controller şey size şey oluşturuyor. Bu önemli değil de. Şu type'da stepper type denilen bir property var. O da şunun için önemli. Genelde yukarıya doğru liste yapıyorlar. Muhtemelen şunu horizontal'a çevirdiğimde o aşağı değil de dikey olarak yukarıdan yapacak. Aynen. Bu da zaten benim şu ana kadar gördüğüm aslında bütün uygulamalarda şöyle app bar'da atarsam şuraya app bar, tamam mı? Benim şu ana kadar gördüğüm bütün uygulamalarda olan çok esnek, hızlı bir şekilde form ekranı yapabileceğiniz çok güzel bir property bence. Benim çok hoşuma gidiyor. Çok hoşuma gitti daha doğrusu gördüğümde. Buradakilerini de kullanabilirsiniz, devam edebilirsiniz ama şu hali yeter. Ha buradaki şu kalırları falan mesela akıla mesela şu geliyor değil mi? Mesela bu step bitti mesela diyelim ya da bu step ne oldu falan filan. Burada stepper'ın içerisine giderdim ben. Eğer kendi projemle yapıyor olsaydım buraya okurdum burayı, tam ne yapmışlar diye. Sonrasında muhtemelen burada step state var ya, index var, bilmem ne var. Şurada circle color var, gördünüz mü? Circle team data'daki nereden geliyormuş? Team data'yı aldı şurada. Team data'daki primary color'dan geliyormuş ve o yoksa primary color buradan. Yani siz primary color'ı temadan güncellerseniz temada bu şekilde size aslında bir şey oluşturmuş olursunuz. Neydi onun adı? Bir özellik vermiş olursunuz. Yani şu panache var hatta. Flutter. Şu arkadaş çok güzel bir bizim için hazırlamış zaten. Bir tane tema generator. Ben bu tema generator'dan gelip eğer şuradan gelip mesela bir tasarım alayım şuradan. Kırmızı falan bilmiyorum. Material'a geleyim. Buna yalnız çok ince patlıyor bu arada, haberiniz olsun. Şu create dedim. Create deyince bana bir tema veriyor. Download ettim. Download ettikten sonra şurada Documents'a kaydetsin. Önemli değil. Team geldi. Şuradan çıktım. Documents'daki team'i alacağım şuraya. Documents'daki team'i aldım. Core atayım şu anlık. Team'i attım buraya. Bak burada görüyor musun? Primary color'lar var. Aynı o kodu okudum bak. Şurada gri değiştirmek için koddan anladım. Size de bunu tavsiye ederim. Ben her zaman böyle yaparım. Bu sayede daha esnek bir şey yapmış oluyorsunuz. Team geldi. Team'i de şurada veriyorsunuz. Team'de direkt team'de onun adı herhalde anlatmıyorsam. Ne onun adı? My team. Burada sadece şuna dikkat edin. Bunu zaten bir önceki seansta bir kere de anlatmıştım. Şey yapmanız lazım. Burada null şöyle property'ler var. Null şöyle. Böyle function açılmış. O sanırım yanlış bir code generation'dan oluşuyor. Onların hepsini seçip şöyle null'a çevirseniz yeterli olur. Tamam. Bunu da yaptım. Şimdi bak bunu yaptım. Projeyi tekrardan ayağa kaldırdığımda şimdi şeyi bilmiyorum. Zaten direkt aslında renkli tema geldi. Stepper'daki şeyi bilmiyorum. Neydi onun adı? Hangi color'ı nereden aldığını. Sadece şuraya bakıyorum dediğim gibi. Şurada bir color gördüm. Colors.create'den şey denmiş. Tema'dan alınan bir şey vardı sanki şurada. Şurada. Tema dark mı? Değil. Is active'se temadaki accent color'ı alıyor veya background color'ı alıyormuş. Şimdi buradaki benim temama gidip bakacak olursam da şuradan ne varmış? Accent color veya primary color'ım kırmızı veya background color. Background color'ım ne? Şu yukarıdan bakacak olursam şu aslında. Yani buradaki önemli olan nokta şu. Şimdi şu uğruyor buraya. O olmadığı için aslında şunu atıyor şu an. Colors black zaten. Black kaça atmış? Black 38 şuradan. İnsan gözükecek şu geliyor. Şimdi o arkadaşı değiştirmenin yöntemi şu. İzaktif olan hangisi? Şu. Değil mi? Help UI, help UI. Şimdi şurada şey yapmak lazım. Step'i tanımladım. Bak step'te görüyor musunuz? Şey var. İzaktif var. Eğer izaktifi true'ya çekseydim hangi ya da bak mesela step state. Step state'te şey tutuyor herhalde bu arkadaş. Completed mesela. Hani bunu da bizim aslında set state yapıyoruz ya. Şöyle yapmamız lazım. Is active. Eğer current step eşit mesela şu ankinin length'i ise bunu mapleyerek de yapardım gerçi de. Mesela 1 ise şu an current step ne? Şu. Eşit 1 mi? 1 ise bunu at. Şurada. Gerçi sen bu liste elemanı bir şey data olmadığı için bunu şöyle yapmak daha da güzel olur. List step döndüren bir widget'a çevir. Bunu bir şeye çevirirsin. Şöyle. Şuna çevirirsin, tamam mı? Steps. Step list. Tamam. Bu arkadaş ne yapar biliyor musun? Buraya step listeleri oluşturdum ya ben. Bu arkadaş buraya gelir. Şunu yapar. Ya burada 10 tane burada üretirim. For olarak. Forlayarak üretirim. Veya daha mantıklı nasıl üretirim diye düşünüyorum. Çok da mantık aramanın anlamı var mı? Yok. Şöyle yapardım yani. Step listesinin içerisinde ben bir tane list step yapardım. Tamam. Onu da şöyle yapardım. Steps derdim. Onu da şöyle şuna eşitlerdim. Sonra içerisine de ben gelir ne yapardım biliyor musun? İçerisine şunları eklerdim. Şunları benim şu steps listeme eklerdim içerisine. Tamam mı? Şöyle yapardım. Steps nokta add all derdim. Add all derdim. Add dersem olmaz. Add all dersem steps dersem ekler de. Benim derdim şu. Şöyle yapacağım. Bunun içerisindeki mapleyemem. İçerisinde data yok. Yani şöyle yapabilirim. Bu steps yukarıdaki steps'e eşittir. Tamam mı? Burada yapacağım işlem şu. Steps'i mapleyeceğim. Bana bir tane burada step objesi dönüyor. Tamam mı? Şu step objesi. Burada yapacağım işlem şu. Bunu burada döndürebilirim. Veya burada forlayamasam mıydım onu düşünüyorum da. Forlamasam şöyle yapsam. E nokta is aktifini true'ya çekebilir miyim? Onu düşünüyorum da. Şöyle yapabilir miyim? Onu merak ettim. Bir dakika. E nokta is aktif true yapabilir miyim? Yapamam çünkü bu getter property gibi çalışıyor. O olmaz. Burada en iyi yapılabilecek yöntem aslında şu step şöyle integer step length diye bir şey mi olurdu benim? Tamam mı? Bu arkadaş da gelirdi. Şunu verdim array'e. Şurada bir for atardım. Buradaki forma da sıfırdan step length derdim. Tamam bence 10 numara. Bu step length'te de gelirdim. Şu steps add derdim. Step derdim. Tamam mı? Tamam. Content işte text hello i derdim. Sonrasında bir aşağı inerdim şöyle. Ne var başka? Title derdim. Text hello derdim. Sonra mesela is active'e geldim. Is active'de de şunu derdim. Benim current step'tim. Current step eşit steps'e tamam mı? Bu gelir. Bak şurada zaten ne diyor? Current steps steps'e değil. İ'ye. Eşitse is active'tir bu derim. Bir de burada şeyim var. State'i var. Eğer step state'imi de burada aslında belki farklı bir property ile tutmam gerekiyor olabilir. Ya da şöyle yapardım. Şuradan bir property ile yapardım onu yani. Bu step tamamlandıysa gibi. Ya da step şuradan dönüyor ya. Şuradan on step change complete'e basıyor. Complete'e bastığı da set state'te completed olan state'leri alabilirdim. Veya listeden düşerdim. O listenin elemanı mı diye. O listede var mı diye. Completed liste oluşturdum. İçerisine indeksleri atardım. Oradan alabilirdim. Yani birçok yöntemle bunu yapabilirdim. Ama şurada mesela bir tanesini eğer şöyle yapalım. Biz eğer bu buna da eşitse current step buna eşitse current state'ini de şeye çeksin. Step state'ini de complete'de çeksin. Değilse step state'ini editing yapsın. Tamam. Bence güzel. Şimdi ben burada yapacağım işlem şu. Şuraya geldiğimde de return steps diyeceğim ve bu işi bitirmiş olacağım. Şimdi step liste geldiğimde sayfamda şurada artık şunu çağırmış olacağım. Step list. Tamam step list dedim. Çağırdım sayfamda. Şurada ne diyor? Step list'in count'u sıfırdan büyük olması lazım diyor. Şu an steps'imle dönüyor. Steps'ime ekledim. Step length olmadığı için. 3 tane data eklesin şu anlık ya. Ekler mi? Yeniden başlatacağım. Yeniden başlatmam lazımmış. Step length'ini şurada initialize alırken muhtemelen hata verdi. Aynen 3 tane ekledim. Bak default'unda görüyor musun? Hepsi kendinden dinamik geldi bu arada. Yani bu çok güzel. Eğer bunlar eşitse mesela diyelim ki şunları yaptı, bunları yaptı. Buradan continue ile devam ediyorsun. İşte şuna bastırdın. Şuraya geldi diyelim. Gerçi buradan basmıyor da. Buraya complete de çekiyor. Bunu complete de çekiyor falan filan. Ama gayet bence 10 numara tasarım. Yani bak bu kırmızılarda o primary color'dan geldi. Baştan beri gelmek istediğim noktaya gelmiş oldum aslında ben. Şimdi bu şekilde aslında çok basitçe kullanabileceğim, ne olduğunu anlatmak istediğim bir stepper'dı. Her yerde kullanılabilir bu arada. Çok kolay bir şekilde entegre edilir. Şuradaki o color'ın nereden geldiği de bittiğime göre ben buradan sonra şu state'i de bir listede bu i indeksini tutardım. Continue bastığında mesela geçti, başarılıysa geçti, continue eklerdim. O listede olmayanları çıkardım. Şurada biraz development yapmanız lazım. State'i, continue'sunu dana çekerken onun dışındakilerin hepsi için yapılır. Problem değil. Şimdi burayı geçtim. Benim bir derdim şuydu. Şimdi benim içeride diyelim ki şuradan bir HTTP hello denilen bir sınıfım var, tamam mı? HTTP hello değil de HTTP hello'nun biraz daha üstü var mı? Şey yapalım. Preferences değil. HTTP hello değil. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir modelimde ne var? Bana bir tane şu modellerin üretilen post data falan filanla olan bir şey kullandığım bir yer var mı? Şu. JSON Placeholder View. Tamam. JSON Placeholder View hangisi? Onu açalım. O sayfayı açalım. JSON Placeholder View. Tamam. JSON Placeholder View'u şurada çağırabilirim ki gerçi. Niye açıyorum ki? Bir saniye şöyle bir. Widget nasıl olsa değil mi bu abi? Niye çağırıyorum ki? Bunu ben yapmışım zamanında. Şunu kalıma çeviririm. Stepper kalsın orada. Önemli değil. Stepper nerede? Şurada. JSON Placeholder View'e gelin buradan ekleyeyim. Çalışır. Niye çalışmasın? Problem yok. Sadece herhalde expanded yapmak lazım birine. Şunu mu expanded yapmam lazım? Expanded. Şu amcayı da sanırım bir expanded bekliyor. Ne kadar yer kapsayacağını bilmiyor stepper. Aynen güzel. Şimdi JSON Placeholder View'un özelliği şu. Bu amca bir request atıyor. Request sonucuna gelen cevabı, response'u çeviriyor. Eğer de başarılı bir şekilde cevap gelmişse bunu geliyor buradan alıyordu, bize gösteriyordu. Yanlış mı hatırlıyorum? Şu an bir data çekmeye çalışıyor ama sanırım şu yanlış. Evet, onu bir denemede bırakmışız. Tekrardan request atsın. Data geldi. Şimdi bu ne getiriyor bana? Post datası getiriyor, tamam mı? Şimdi benim derdim şu. Ben diyorum ki bunu nasıl cache'lerim? Bunu cache'lemenin en güzel yöntemi şu. Geliyorsunuz. Size şimdi bu bir data döndürdü ya. Bu data döndürdüğünde şunu yapacağız. Diyeceğiz ki biz içeride bu data döndüğünde git bunu bir shared preference'a yaz. Şimdi preference'de bir işlem yapmışız. Bakın şurada shared view yapmışız. Preference'ları burada almışız falan filan eşitlemişiz. Bunlarda bir şeyler yapmışız. Shared preference get instance demişiz. Şimdi buraya geliyorum. Custom stepper gibi. Core'un altına bir tane şuraya bir tane şey oluşturuyorum. Preferences. Preferences. Şimdi preferences'ı bir tane base'e çevireceğim. Shared manager yapacağım. Nokta dart. Bu arkadaşın özelliği şu. Şöyle bir güzel özelliği olacak. Bir tane sınıf olacak bu. Tamam mı? Dakikama da bakayım çok fazla zamanımızı yemeden. Shared manager olacak. Okey. Bu shared manager'ın özelliği şu. Bu arkadaş bir tane bu statik bir eager olarak pardon Google arada bize kızıyor. Tamam, kuracağım sonra bir saniye. Shared Manager'ın özelliği şu, biz bunu bir singleton yöntemlerinden eager'ını kızıyor. Eager demeyeceğim. Eager ya da işte bir tane daha şeyimiz vardı. Neydi onun? Lazy. Lazy olması aslında şey tembel. Onu ilk değerini al. Onu çağrıldığı an oluyor. Eager'sa her zaman için o değerini set etmiş oluyorum aslında. Runtime'da, compile'da, bir runtime'da. Neyse. Onlar zaten kavramlar. Şimdi Shared Manager'dan ben bir tane static instance oluşturuyorum. Bunu yapma amacımı göstereceğim şimdi. Manager. Tamam bak bu Shared Manager şuraya instance diyorum pardon. Bu bir tane private instance. Okey. Private instance'ı dedim. Bir tane de bundan public'ini oluşturacağım. Onu geçmeden şöyle bir tane de bunu statik yaptığım için dışarıya kapatıyorum. Init yaptım, kapattım. Bir tane şimdi şuraya şey oluşturuyorum. Şurada bir tane shared preferences'tan preferences objesi oluşturuyorum bir tane, tamam mı? Şimdi benim preference'ımız şöyle özelliği var. Benim bir init'e ihtiyacım var. Onun için de benim içeride şöyle bir tane function tanımlıyorum ve bu sayede aslında ben şunu sağlamış oluyorum. Bu projede herhangi bir noktada ben bu init fonksiyonumu Shared Manager sayesinde kullanacağım. Yani aslında şunu yapmış oluyorum. Shared Manager nokta init de diyebilirim. Bak şöyle yapabilirsiniz. O kabul. Bunu şöyle bir şeye çevirirsiniz. Init dersiniz, tamam mı? Init dememin amacı şu. Private dışarıdan olmasın, önemli değil de. Şimdi Shared Preferences'ın şöyle bir özelliği var. Benim yukarıdaki Preferences objemin, tamam mı? Preferences objemin bir tane Shared Preferences nokta init get instance diyerek benim bu instance'ı almam lazım. Ama bu bir await function'dır. Tamam mı? Await olması da bunu aslında şu anlama getiriyor. Proje açıldığında bunu böyle direkt alamazsın. Ondan dolayı şuna çeviriyorum. Bunu init yapıyorum, tamam mı? Bunu bir tane static init fonksiyonu yapıyorum. Bunu feature olarak tanımlıyorum. Bu yapma amacım şu. Proje açıldığında bununla çağırarak bunu set edeceğim. Yani aslında yapmaya çalıştığım şey şu. Ben geldim. Şimdi şu static instance'ım vardı ya, buna erişemez. Şimdi artık bir tane public bir instance oluşturuyorum. Get instance yazan da var. Ben genelde instance yazıyorum. Bu instance'ımın içerisine gelip şöyle bir şey tanımlıyorum. Diyorum ki şöyle yapabilirim. Şöyle yapacağım. Return yukarıdaki instance aslında. Şöyle yapsam kızıyor muyduk? Şuraya bir yere get, ya şuraya get yazmam lazım. Get return instance. Şu da şunu diyorum. Eğer diyorum instance eşit null'sa, tamam, benim bu instance'ımı git şöyle private yaptım vardı ya, o benim shared manager init'imi al, bunu doldur, geri döndür. Bu kadar. Şimdi bunu yaptım. Tamam mı? Güzel, instance'ımı tamamladım. Artık projem olduğunda ben buna erişebileceğim. Benim yaptığım hareketsi şu. Şunu yapmış oluyorum. Her dakikada shared preferences get init yapmak yerine, get preferences çünkü feature, sürekli await demeniz gerekiyor. Proje açıldığında şu anda bak şurada şunu siliyorum şuradan. Bunu çok fazla yapıyorum bu arada. Bunu buradan siliyorum. Proje açılacak ya şurada. Run up diyecek. Onda problem yok. Şurada shared manager nokta instance'ıma gidip burada init'i çağırıyorum. Ve bu sayede şunun başına await koyarak artık projenin ilk uygulamam açıldığında ben kaymışım. Pardon. Şundan bir kendimi tekrardan yükleyeyim. Var hocam görüntüyü. Biraz ilk açıldığında büyük gelebilir. Bob sen korkma dostum. Tamam, güzel. Şimdi şunu kırdım. Even Flutter top yaptım. Uygulama ilk açıldığında bir o 2 saniye, 3 saniyelik, 2 saniyelik, 1 milisaniyelik bir delay ile ben bunu yüklüyorum. Tamam, ve bu sayede çünkü shared preference çok fazla kullanılabileceğim bir nokta. Ve bunu yaptıktan sonra da aslında projenin her yerinde ben artık bir daha şunu yapmaktan kurtuluyorum. Diyorum ki mesela get, ilk çok basit bir örnek yapacağım. Function diyeceğim şöyle. Get value diyeceğim, tamam mı? Normalde şöyle yapmanız lazım. Shared manager nokta shared preferences nokta get instance bir zaten feature. Buna await diyeceksin. Bundan gelen cevabı bir daha await diyerek şunu şöyle olacaktı yani. Var x diyecektin. Buna await diyecektin. Tamam mı? Sonrasında şöyle yapacaktın. Access diyecektin. Sonra buraya da gelip hani sen amacın şu. X'in içerisindeki get string ile bunu al. Tamam mı? Bak get string bana ne dönüyor? Burada görüyor musun? Get string dedin. Bana value dönüyor. Ama set string dersen bu bir feature'dır. Feature içinde beklemeye gerek, hani bu feature içinde bir daha await atacaksın, anladın mı? Bu işlerden uğraşmamak için aslında. 2 await yapmamak için bir kere yapıyorum burada. Bu dolduruyorum, bunu gerisi önemsiz. Şimdi bunu yaptım dedim, çıktım ve şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Benim yine en çok kullandığım bir enum yapıyorum. Shared enum, yani bu ismi düzeltebilirsiniz proje bazında. Genelde böyle enum yazılmaz buna da. Zaten shared keys derim. Lokal keys de diyebilirsiniz. Mesela buna diyorum ki veli diye kaydedeceğim. Okey. Buna veli diye kaydedeceğimi bildiğim için artık ben şöyle yapıyorum. Bir tane string kaydetmek istediğimde function set string value save string value dediğimde şunu alıyorum. Shared keys alıyorum. Şuradan. Tamam mı? Bu sayede aslında çok dinamik bir yapı yapmış oldum. Ve shared case aldıktan sonra bir de string value alıyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. Return diyorum. Return de diyebilirsiniz. Return. Yukarıdaki preferences'ım, instance'ımın içerisinde diyebilirsiniz. Preference nokta set string ile set string'le gelip burada key diyorsunuz. Tamam mı? Key'e şunu yapmanız gerekiyor. ToString diyerek bunu özelleştirmiş oluyorsun. Value'ye eşitliyorsun. Bunun başına bir await atıyorsun. Bunu bir feature'a çeviriyorsun. Al sana 10 numara 5 yıldız. Set string ile boolean döndürüyor. Bunu da bool verdiğinde bu iş bitmiştir. Şurada da gelip diyorsun ki get string value. Ne aldık ya? Şunu aldığında. Bak bütün projelerde kullanabileceğin base bir yapı oluşturmuş oldun. Get string value diyorsun. Herhangi bir burada string döndürecek diyorsun. Feature döndürmez bu. Direkt value döndürecek. String diyorsun. Sadece key'i alıyorsun. Şuradaki async'i siliyorsun. Şuradaki return'de siliyorsun. Preferences nokta get string diyerek de key nokta to string diyerek de bu işi çok güzel yapmış oluyorsun. Hatta diyorsun ki ya ben ne yapıyorum bu kadarına gerek yok. Şunu da verdiğinde 10 numara dinamik olarak yapmış oldun. Şimdi bu birinci adım. Zaten bu her yerde yaptığımız bir iş. Bunda problem yok. Şimdi asıl olay şu. Biz bir modeli nasıl save edeceğiz? Bir modeli save etmek için de yapılması gereken hareket şu. Bir tane function yapıyorum. Diyorum ki kardeşim bana bir tane save model. Save JSON model diyorum. Tamam mı? Bu arkadaş bana bir tane TB model dönecek. Tamam mı? Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle şuraya kaydediyorum. TB model. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu model gelecek. Benim yapacağım işlem ne biliyor musun? Benim tek yapacağım işlem şu. Diyorum ki bana bu T model geldi ya. Bunun ne gelirse gelsin shared key'si gelecek. Key olacak bir kere. Bu olmak zorunda. Benim yaptığım işlem şu. Var JSON diyorum. Tamam mı? JSON encode'u kullanarak gelen bu modeli burada JSON string'e çeviriyorum. Bak bana bu JSON ne oldu biliyor musun? Görüyor musun? String oldu. Artık tek yaptığım işlem şu. Geliyorum preferences nokta set string diyerek diyorum ki kardeşim bu key nokta to string'i al bu yukarıdaki JSON value'sunu kaydet. Return'de de bunu döndür diyorum. Nice. Boolean döndür diyorum ki adam sayfada bunu görsün. Sonrasında veli'ye almıştım. Bir de model diye bir value alıyorum. Post dataydı herhalde oradaki. Post data diye bir value alıyorum ve bu value'yi kaydetmiş oluyorum. Peki getirirken nasıl getireceğim? Aslında anladığınız üzere. Aynı metot get JSON modelliyorum. Şimdi burada yapacağım işlem key alacağım. Tamam mı? Herhangi bir T model almayacağım. T model alabilirim. Liste ise listeye kestettirebilirim. Burada sadece yapmam gereken işte o adımlar kalıyor. Yani şöyle adımlar kalıyor. Göstereceğim. Ben gidiyorum. Şurada önce datayı çekiyorum. Şunla. Get string value var ya. Var. JSON string. Get string'de şu şeyi alıyorum. Key.toString'de datayı içeriden aldım. Bundan sonra yapacağım işlem şu. Var JSON modelliyorum. Find da diyebilirsin böyle. Şu an takılmıyorum bunlara. JSON decode diyorum. Bak JSON decode. Yukarıda benim bir JSON string'im var zaten. JSON string'i aldım. Burada eşitledim. Elimde bir JSON model artık benim var. Benim yapacağım işlem şu. Diyorum ki kardeşim senin bir JSON modelsin ya sen. JSON model is map mi? Tamam mı? Is map ise git senin bu ilgili metodunda şunun olmasını bekliyorum. From JSON metodun olacak diyorum abi. O zaman sen şunu yapacaksın. Return JSON model tamam mı? Sana bu adam pardon şurada bir T model dönecek. T model. Bu T modelin amacı tamamen şey almak için. To JSON'a from JSON almak için. T model dönecek. Tamam mı? Model nokta from JSON diyeceksiniz. Şu an bak tamamen kör topal yazıyorum. Bunu daha dinamik yazabilirsiniz. Göstereceğim. From JSON diyeceksin. Tamam mı? From JSON'ı görüyor mu şu an? Şu an görmez gerçi. Şunu variable diyeyim. Var model diyeceğim. From JSON olacak bunun bir tane. From JSON'a bizden JSON modeli alıp bize cevabı zaten döndürecek. Problem yok. Şimdi şu T'ye de gerek yok hatta. Tamam mı? Şimdi bunu yaptınız. Şu anlık eğer bu liste olsaydı else if diyecektin. Şurada JSON model is list mi diyecektin. Ha diyelim ki list. O zaman şöyle yapacaktın. Return işte JSON modeli mapleyecektin. İçerisinde sana bir tane model dönüyor ya. Onun hepsini de şöyle model.from JSON'la dönecektin. Şu e'yi. Orada to list yaptın mı al sana listeye de hazır olmuş olacaktı. Şurada bir hatayamız var mı? List dynamic not get JSON value. Şunu da sildik mi? Nice hocam. Ve şunu yapmış oldun. Eğer bu map değil, List değilse o zaman bu objedir. Primitif bir type'tir. Direkt return JSON model diyecektim. Bu iş burada bitmiş olacaktı. Şuna da gerek kalmayacaktı. Bitti. JSON modelimi ben statik olarak kaydettim, yaptım, bittim. Şimdi bak, çok basit, çok hızlı bir şey söyleyeceğim. Abstraction denilen bir kavram var. Okuyun yani, buna bakın. Abstraction'da ben bunu yapmış olsaydım, şuraya bir tane base diye oluşturayım. Base model diyeyim, tamam mı? Base model nokta dart diyeyim. Bunu ne yapacaktım biliyor musun? Bak şöyle. Abstract bir class tanımlayacaktım. Tamam mı? Diyecektim ki benim neyim vardı şurada, bir modelim. Hatırlıyor musunuz? Bir modele bakmıştım ben. Book'a mı bakmıştım? Post'a mı bakmıştım? Post data. Post data'yı gördünüz değil mi? Neyi var? ToJSON ve FromJSON var. Görüyor musunuz? Ben şöyle bir tane FromJSON metodunu must olarak bu adama tutacaktım. Diyeceğim ki bir tane bana FromJSON alacaksın. Şurada. Pardon, yanlış şey aldım. Post nerede? Şurada bir tane FromJSON alacaksın. Bunu, bu senin metodun banka olacak. Bir tane de şurada yine mi kaydettik? Model nerede? Book. Yok. ToJSON. Yani bir tane de ToJSON olacak. ToJSON da şöyle bir metot. Tamam mı? ToJSON'la FromJSON olacak. Ben diyorum ki bundan türenlerin hepsinde bu olacak diyorum. Artık benim bakacağım işlem şu. Base modelim var ya burada nasıl olsa. Base modelime geliyorum. Benim şunu bekliyorum. Benim modelim nerede? Main dart değil. Şey. Post. Aynen. Diyorum ki abi sen artık base modelden türeceksin. Tamam. Base modelde de gördüğünüz üzere bir tane bak override diyor. Bir tane ToJSON metodu var. ToJSON metodu içinde genelde son keşfettiğim şu. Şurada dynamic yerine object verirseniz size o şeyi de veriyor. Şurada bir tane işaret eksik getiriyor. Obje de aynı zaten. Onun hepsinin babası. Obje dönüyor. Şurada yapacağın işlemde return post data nokta from JSON deyip JSON'a dönmek. Bu kadar. Bunu yaptım mı? Bak bunu yapmam neye sağladı biliyor musun? Ben bu sayfaya geldim. Bak orada neden adamdan ben bir tane istemiştim T model. Bir model istemiştim ama gitti. Diyorum ki T istiyorum ama bu diyorum base modelden türemiş olması lazım. Ha diyorum. Base model. Görüyor musun? T model alıyorum. Bak modelin içinde zaten artık bunlar var. Bak. Modeller de burada. Modelin içerisinde from JSON var. Model nokta şurada. Gerçi buradan gözükmeyecek ama yani beni şunu yapmış oldum. Ben artık model base modelden banka geleceğini bildiğim için modelin içerisine ya istersem ya da şöyle yapacaktım. If diyecektim. Base model model is base model mi diyecektim. Zaten ama bunu biliyorum bu arada ben base model oldu. Çünkü buraya başka türlü gelemez. Model nokta bak şimdi model nokta şöyle gelecekti. Şunlar gerçi şu an görmüyor da. Model nokta ToJSON ve model nokta FromJSON zaten bundan türemiş olduğu için otomatik geleceklerdi. Geldiler zaten şu anda. O sadece kaydı. Ondan da önemli değil. Şimdi şurada data geldi. Değil mi? JSON Placeholder view'de yapacağım işlem şu. Sayfayı tekrardan yüklesin. Ha şey var. Şu hata o main'e kod yazarsanız geliyor. Şunu yazmanız gerekiyor. App'e bunu yaptığınızda zaten hata da orada veriyor. Main dart'a gelip şunu yazarsanız bu da çözülmüş oluyor. Tamam. Şimdi benim yapacağım tek işlem şu. Şu Custom Stepper view'de JSON Placeholder view'e gidiyorum. Data geldi mi? Şurada. Data geliyor bak şu an. Geldi. Git diyorum abi bunu Shared Pref Manager'daki yazamadım. Manager'daki instance'ına save JSON modele gel abi sen. Neyi vereceksin biliyor musun? Ne istiyorsun benden ilk model? Shared case post data. Modele de post'u verdim. Bitti. Bak print diyorum. Diyorum ki şu Shared Manager'ın içerisindeki instance'dan git getJSON modelde de Shared şu an model istediği için ben post data'yı veriyorum. Post data bir tane şöyle oluşturmam gerekiyor. Ya da şu modeli de verebilirdim gerçi. Gelen post modelini de verebilirdim gerçi de. Post yani bir tane obje oluşturmanız lazım. Bu reflection runtime yapamadığımız için öyle her Flutter paketine zaten her yerde default'una bunu görüyorsunuz. Key'de de Shared Keys'teki post data'yı verdiğimde tamam mis. Tekrar çalıştırdığımda şöyle logger var mı acaba içeride? Ha, logger varmış. Logger nokta info diye basalım şöyle. Şunu şöyle basalım. Nice hocam. Tekrar request attığımda, sayfam açıldığında şunu görmüş olacağım. Sayfam açılacak. Gelen datayı şurada kaydedeceğim. Ardından bu datayı da burada göstereceğim. Şurada ne geldi? Logger nokta. Ha, S nerede? Save JSON model feature'dır. Ondan dolayı şunun başına bir await atmanız lazım. Bu olması lazım. Şurada tekrardan şu request attığımda ben bu datayı, bu aslında burayı cache'lemiş olacağım. Data gitti. İsteği attı. Şurada bakayım, save JSON model datamı kaydetti. Şurada k2string dedi, kaydetti. Şurada return etti. Get JSON model. Get JSON modelle datamı aldı. Get string yaptı. Datamı çekti. Decode'umu etti. En son bana ne geri döndürüyor? Feature dynamic diyor ama şurada şey yapmadı. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Var x diyeyim. Get JSON model. Şurada şey yapamadım. Dur. Şeyi göremedim de. Datamı işaretledim. Datamı kaydettim. Şuraya geliyor. Sonra şuraya geliyor değil mi? Şöyle yapayım. Hemen hızlıca debug'da da göstermiş olayım. Ya siz zaten şu an mantığı anladınız. Ben şu an kaydettim zaten onu da. Post datamı kaydettim. Sadece şurada belki gözümden bir şey kaçıyordur diye düşünüyorum da. Save JSON modeli tekrar bakayım. JSON'ı encode ettim. String'e çevirdim. String'e çevirdikten sonra bu modelle bunu buraya verdim. Kaydettim modeli. Tamam, bunda problem yok. Modeli de verdim. Modeli şeye çevirmeme gerek var mı? JSON encode zaten obje alıyor. To JSON ya da from JSON dememe gerek yok. Tamam, bu da güzel. Tamam, burada eşitledim. Şuraya geldi. Model.from JSON dedim. Evet, orası da doğru. List şurası, şuraya girmiş olması lazım yani. Bana en son günün sonunda bir map dönüyor çünkü tek data atıyorum. Decode etti. JSON string'i k2 string dedi. Key verdim. Doğru gibi duruyor. Yani kaydederken göz göre yanlış yapmıyorsak. Şimdi o da gelsin, bir debug'ımızı da edelim. Datayı tam olarak görelim. Ondan sonra bu dersi de güzel bir şekilde kapatmış olurum. Güzel oldu ya. O stepper da güzel oldu. Bu da çok güzel oldu bu arada. Yani bu iki stepper bence her zaman çok kullanılacak. Çok hoşuma gitti. Görür görmez anlatayım dedim hatta bunu dün. Bir bakayım, ben de araştırayım. Devamında da bu şeyi kullanmamız da o bakımdan güzel oldu. Şimdi bu datayı burada kaydetti. Şimdi instance'ımın içerisinde zaten şurada gözüküyor bu arada. Maplenmiş bir eğitim var. Post data, bak görüyor musunuz? Burada. Tekrar aşağı indiğimde aslında x'imin içerisinde şurada JSON model geldi. Bak görüyor musunuz? O cache'lediğim data. Şimdi şuraya girecek. Şuraya gelecek. Şurada da JSON model from JSON çalışacak. Ardından da aşağı indiğinde şurada x'imi zaten x'imde neden şey yapıyor? Şey, get JSON model diyorum ya. Şurada x'imde bir hata yapıyor. O da şu. From JSON diyorum. To JSON değil. From JSON. From JSON bir tane obje alıyor. Tamam, bir tane to JSON var, bir tane de from JSON'ım var, bir tane obje alıyorum, bunu döndürüyorum. Bu arkadaş peki post datanın içerisindeki post data nokta from JSON diyor, şunu dönüyor. Yo, buranın doğru olması lazım. JSON model burada. Şuraya geliyor. Şurada bir dezenfekte oluyor bu arkadaş ama ne oluyor onu anlamadım. Model bu. Model nokta from JSON çalışıyor. Post data dönüyor. Tam problem yok. Ha, burayı yanlış yapmışız. Ben diyorum ki niye sabahtan beri şu gözümüz bunu bir dynamic olarak döndürmediğim için. Tamam, şimdi oldu. Problem yok. Problem olamaz zaten ya. Tamam, güzel. Tekrardan çalıştırdığımda sayın dostlar bu datayı da cache'lemiş oldum. Liste cache'le, bilmem ne cache'le, hepsini rahat rahat yaparsın şu an. Bir problemin yok. İkisi de gerçekten çok iyi bir şekilde hazır oldu. Şunu da ben bir yandan açayım, size de göstermek isterim çünkü. Şunları kaldırayım. Şuradan bir gelsin. X'imin zaten şu an obje olduğunu göreceksiniz. Get JSON modelde ne kaldı? Dynamic T return model model.fromJSON dedim. Tamam, bir sıkıntı olmaması lazım. Şu an şurada ya bir şey cache'inde kaldı ya şu an bize gerçekten kızıyor. Çünkü şurada bir data cache'lemesi yok eminim. FromJSON diyor. Bak FromJSON deyince şuraya gidecek. Bak şuraya gelecek. Şöyle yapayım, dur. Bir yerde bir hata veriyor ama şu an kafasında da kalmış olabilir. Tekrardan bir çalıştırayım. Hatamı göremedim ama Dynamic GetJSON model. Şuraya geliyorsun. Onda problem yok. Gel bakayım şuraya. Model geldi şu an zaten. Elimde var. Model.fromJSON diyor. Post data. Tamam, bu da güzel. Data da dolu. Return ediyorum bunu. GetJSON modelin olduğu amca niye kızıyor bize inatla? Shared Manager Instance GetJSON model. Allah Allah. X'i ben başka bir şekilde mi tamamladım? Niye bu X'i inatla öyle görüyor? I don't understand. Yani şunu çalıştırdığımda şöyle. Neden feature dönüyor ki onu anlamadım. GetJSON model feature dönmüyor ki. Nerede? Gözümden bir şey kaçıyor ama. Gözümden çok basit bir şey kaçıyor muhtemelen, göremiyorum şu an. GetJSON model. Ha, şundan dolayıymış bak. Bir milimlik saniyelik hata gözümüzden kaçınca. Şöyle yapalım. Şimdi o oldu. Şu an problemimiz yok. Şurada async koymuşuz. Async koyduğumuz için de future objesi döndürüyor geriye. Ama oysa ki async koyduğumuzla alakası yok. Direkt zaten x dönmesi lazım. Şuraya gittiğinde x'in zaten bir obje olduğunu, aynen öyle. Şu an keşfettiğim bir modeli keşfettim. Datamı da çektim. Mis. Şimdi ben bunun aynısını gelip hızlıca Flutter Stepper'la birlikte şeyde çalıştıracağım. iOS'ta çalıştıracağım ve ikisini de görmüş olacağım. iPhone 7 simülatörümde. Yani diğer dillerdeki şeylerini de biliyorum. Stepper falan, hani bunların tabii ki hepsinin bir komponent seviyesinde böyle hazır veren yerler var da Google kalitesiyle bunu erişebilmek bence çok güzel. Bir de şey işte bu dynamic böyle model keşleme yapmanız şey açısından çok güzel. Hani mesela servis gelen requestlerinizi keşleyebilirsiniz böyle key'lerle. Response'larınızı keşleyebilirsiniz. Yani keşke o kadar çok şey var ki ama şu model keşlemesiyle birlikte hani user modelinizi keşlersiniz. Onu da bir de hashleyip keşlersiniz. Tamam mı? 10 numara güvenlikle birlikte bu işlemi yapmış olursunuz bence. Şu post dataları verme sebebim de, yani belki aklınıza kalmış olabilir. Tamamen runtime'de ben from JSON'ı üretemeyeceğim için o gelen modelin içerisinden ya da verdiğin model vermezsen t deyip o t'den ben bir obje üretemediğim için Dart'ta bunun için reflection yapıp başka işlemler yapmam lazım. Onu yapamadığım için de gidiyorum bu tool'u bir tane obje model veriyorum. Modelin from JSON'ını kullanarak içini doldurup geri döndürüyorum. Yaptığım işlem bu kadar aslında. Dediğim gibi gayet şey olacak bir hizmet. Yani bu her projede yine yerini bulabilecek bence bir hizmet. Evet, çözüm. Üstüne indirsin. iOS'ta da 6 ay önce yaptığım projeyi açtım. Hiçbir şey yapmadan run ettim ve çalıştı. Açıkçası hani böyle bir korkularınız varsa bunları da görmeniz için aslında ben projeyi seçtim. Aynı provider, aynı paketi görüyorum. Hiçbir farkı yok. Her şeyle gayet birebir. Buradaki keşleme olarak yaptığım kısım da aynı. Ve şurada debug konsolda zaten gördüğümde post datayı da görmüş oluyorum. Zaten istediğim de buydu. Burada aynı keşleme hiçbir şey yapmadım. Sadece projeyi run ettim ve çalıştırdım. iOS kısmında bu şekilde. Umarım işinize yaramıştır. Bu kodları da şurada, hatta geçen gün de aklımda kalmıştı. Mesela ben bunu atacağım ya. Bunu eğer bir branch yönetimi yapmak istedim, en basitinden git branch derdim. Tamam mı? Şöyle git add derdim. Git checkout. Git add demeden önce şunu derdim. Git branch. Tamam mı? Features. Stepper. ve stepper yaz. Stepper ve dynamic model derdim. Şunu oluşturdum ya. Sonra şuna şunu kopyalardım. Git checkout derdim. Şimdi geçtim oraya şu an. Git add derdim. Git commit xm dynamic json model wrapper added and get dynamic json modeller falan derdim. Daha çıkmaları yazardım gerçi. Bir de and create sample created sample bir tane stepper example yapıldı derdim. Git push -u derdim. Fit git push -u derdim. Buraya pushlardım bunu. Git push -u origin derdim. Bunu atardım. Aman bir u'yu tam koyamadım yerine. Bir saniye şunu koyardım. Şimdi attım. Sonra buradaki GitHub tool'u aracıyla gelirdim buraya. Buradan kendime bir tane pull request açardım. Açtım pull request'te de şunu yapardım. Branch ismine göre aç derdim buradan. Sonrasında da bu projeye içerisine bunu da eklemiş olurdum. Şimdi şuraya gelir. Buradan da reviews'um yok. Olmak isterseniz ekleyebilirim. Help wanted derdim. Enchantment derdim. Bak çözmedim. Ve bundan sonradan da bu projemi buradan merge pull request diyerek de şu anlık create merge commit diyerek bunu da merge'ümü alıp master'a birleştirmiş olurdum. Bu şekilde de bir ufakça git yönteminde göstermiş olayım dedim size. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.